Kıblenin yönü Beytülmaktis'e doğru iken, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci senesinde Medine'de iken, Mekke'deki Mescid-ül Haram'a yönelmesi emredildi. O günden sonra Müslümanların kıblesi oldu ve İslamiyet yayılırken Allah'ın yardımı ve zaferi geldi. Ve insanlar akın akın Allah'ın dinine girdiler ve Yemenliler de Müslüman oldu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini öğretmeleri için öğretmenler gönderdi. Hazreti Ali'yi Hamdan'a yolladı ve Muaz bin Cebel'i Cene'de yolladı ve Sana'ya elçiler yolladı. Onların arasında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Sana valisi olarak gönderdiği Vebr bin Yuhannes de vardı ve ona tarif ettiği şekilde bir cami inşa etmesini emretmişti. Mucemül Evsat'ta Taberani'den rivayet olunur ki Vebr bin Yuhannes der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Sana camisini inşa ederken Deyn adındaki dağın sağına yapın. Hafız Er-Razi Sana'nın Tarihi isimli kitabında der ki Resulullah Vebr bin Yuhannes'i Sana'ya vali olarak gönderince şöyle buyurdu. Onları imana davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara namaz emret. Eğer bunu kabul ederlerse o zaman Batan adlı araziye gidip Gamdan'da bir taş bulunan yere cami inşa edin. Ve yönünü Deyn Dağı'na doğru yapın. Hafız Er-Razi der ki, Resulullah Vebr bin Yuhannes'e caminin Batan duvarlarını taşın kökünün olduğu yerden inşa etmesini ve kıblesini Deyn Dağı'na doğru yapmasını söyledi. Lift off of the Space Shuttle Columbia, catapulting scientific knowledge through microgravity research. وجاءت الصواريخ بعيدة المدى تحمل الأقمار الصناعية. Uydular Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğunu ispatlıyor. Araştırma Abdülmecit Ez-Zindani tarafından yapılmıştır. Burası Sana. Aynen uyduların görüntülediği gibi. Ve burası da büyük cami. Arka tarafında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem inşasını emret. Arka tarafında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem inşasını emrettiği Sana camisi bulunuyor. Şu anda caminin sınırını Resulullah'ın tarif ettiği mülemleme taşı belirliyor. Burası da şu anki Sana camisi. Resulullah'ın inşasını emrettiği camidir. Bu Yemenlilerin koruduğu Mesmurah sütunudur. Caminin sınırını belirler.
ve onun tam paralelinde Menkurah adında bir sütun daha var. Ve o da diğer taraftan sınırı belirliyor. Burası Sana Camisi'nin kıblesinin içeriden görünüşüdür. Mesmurah ve Menkurah sütunları arasındadır. Ve bu da kıblenin dışarıdan görünüş. Ve bu da iki minare arasından caminin görünüş. Ve burası ortasında büyük cami ile Sana'a ve şimdi Resulullah'ın tarif ettiği dağa gidelim. Resulullah, sahabe Vebr bin Yuhannes'e caminin kıblesini Deyn Dağı'na doğru yapmasını emretmişti ve mescidi ise Deyn Dağı'nın sağ tarafına inşa etmesini emretmişti. Burası Deyn Dağı'nın zirvesi. Üzerinde küçük bir karakol ve televizyon istasyonu var. Ve bu, uydu görüntüsünden dağın zirvesi. Ve bu da Deyn Dağı'nın yatay görüntüsü. Yol. Ve Sana'ya ve Amran bölgesine giden yol. Başka bir açıdan Deyn Dağı. Ve bu da dağın zirvesindeki televizyon istasyonu. Uydu görüntüsünden Deyn Dağı'nın zirvesinin yukarıdan görünüş. Şimdi artık Sana'ya geri dönelim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem inşa ettiği camiden başlamak için. Burası büyük cami ve arka tarafında peygamberimizin inşasını emrettiği cami var. Bu çizgi Sana Camisi'nin kıblesinden başlar. Deyn Dağı'nın zirvesine doğru gidiyor. Ve Deyn Dağı'nın zirvesinde şimdi bu çizgiyi takip edelim. Ve işte Deyn Dağı. Ve çizgi dağın zirvesinden geçiyor. Ve karakolun içinden geçiyor. Ve kuzeye, kuzeybatı yönüne doğru gidiyor. Yemen sınırlarından çıkıyor. Burası Mekke ve burası ve işte bu da Kabe ve çizgi Kabe'nin tam ortasında. وأنا أشهد أن محمدا رسول الله.